tedavi edilebilir. Mesela bu Laden gülü bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Yapılan klinik araştırmalarda mesela Almanya'nın Saarland eyaletinde Homburg Üniversitesi'nde Profesör Doktor Günte Wiese atopik alerjisi olan 95 çocuk üzerinde kaşıntılı kabartıcılı eksema tedavi edilmesi yapmış. Hepsini tedavi etmiştir. Laden gülü. Türkiye'nin Ege, Marmara, Akdeniz bölgesinde yaban olarak yetişir. Bu bitkinin bir özelliği var. O da şu. 6 haftadan fazla bunun çayı içilirse cinsel performansı aşırı artırır. O nedenle erkeklerin 6 haftadan fazla içerlerse hanımıyla problemi yaşar. İçmemeleri gerekir. Biraz ara vermeleri gerekir. Laden gülü kurdeşene alerjinin her türüne karşı etkili. Bununla ilgili de klinik araştırmalar yapılmış, söylediğim gibi. Profesör Doktor Günter Wiese ve ekibi bir defa, iki defa değil, birkaç defa birçok hasta üzerinde, önce 95 çocuk üzerinde denemiş, daha sonra üniversiteyle birlikte birçok hastayı tedavi etmişlerdir. Ülkemizde yetişir. Fakat şöyle, yani ülkemizde yetişir dediysem hemen gidip Laden gülü toplamaya çalışmayalım. Laden gülünün de mor çiçekli olanı var. Mor çiçekli olan Laden gülü nedir? Riziko. Çünkü zehirli. Kanada Laden gülü zehirli. Abi ben burada söylüyorum, bir tanesi gitmiş toplamış Antalya'da, ne oldu? Ben varmış, diyor ki ben Laden gülü topladım, çayını içtim de zehirlendim. Hastanedeyim. Bağırsaklarını, midesini yıka diyormuş. Dedim ki kardeşim, yani öyle duyarak olmaz. Şifalı bitki var, zehirli bitki var. Ben burada 27 yıl çalıştıktan sonra bir kitap yazmışım. Şifalı bitkiler ve alternatif tıp diye 3 ciltlik kitap yazdım. Yani bu bilgi, bu belge klinik araştırması bunlar. Yani 27 yılımı verdim. Yani oturup bir günde yazılmış bir kitap değil. Bir profesör de sağ olsun ne yapmış? Bizim kitaptan oturmuş bazı metinleri almış, kendi kitabına eklemiş. O profesörün kitabını bir kitapçıda gördüm, aldım. Ha, güzel kitap yazmış, maşallah dedim. Çok cafcaflı bir kitap. Ha, baktım, bana ait resimler, benim yazı çekmiş oldum. Ben 12 yılda 7 bin bitki fotoğrafı çektim. Benim çektiğim fotoğraflar orada, profesörün kitabında. Adam profesör olmuş ama gerçekte profesör değil, hırsız. Allah Allah dedim, şaşırdım. Sonra mahkemeye verdim, mahkemeyi kazandım. Şimdi hastalığa göre, hastalığı bilmek gerekir. Nedir? Kurdeşen problem değil. Midedeki bakteriden kaynaklanabilir. Gastriti varsa tonik kullanması gerekir. Bağırsaklarında mantar varsa aloe vera kullanmak gerekir. Tabii Laden gülü şart. Yani rahatsızlığa göre. Rahatsızlık neyse ona göre bilmek ve ona göre uygun ürünleri kullandığı zaman kişi problem ortadan kalkar. Evet.